Tablo pek parlak değildi ve İran Devlet Televizyonu e, herhangi bir yaşam ihtimali olmadığının altını çizdi enkazda. Helikopterin enkazına ulaşıldı dendi. Helikoptere ulaşıldı ama bir yaşam belirtisi yok dendi. Yine İranlı yetkiliden de gelen açıklama var. Helikopter tamamen yanmış durumda dendi. Helikopter tamamen yanmış. Sağ tarafta şu anda ekranda görüyoruz ki düşen helikopter düştüğü andaki ilk görüntülerden ekranın sağ tarafında görüyoruz. Tabii olumsuz hava koşullarını da yine görüyorsunuz ne kadar sis olduğunu. Uzunca bir süre zaten tam da bundan kaynaklı ee, arama çalışmaları sağlıklı Yürütülememişti. 73 kişilik bir timden söz ediyoruz. Ama çalışma yapmak son derece güçtü. Tabii süreci hızlandırmak adına havadan da e, arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi gerekiyordu. Tam da bu noktada İranlı yetkililer Türkiye'den destek talep etti. İnsansız hava aracı talep edildi ve Türkiye tarafından da akıncı İHA'lar bölgeye gönderildi. Saatler... Beş buçuğu gösterdiğinde ise işte o son dakika bilgisine ulaştık haber merkezime, merkezimize düştü o bilgiler. Tamam. Tamam. Herkese merhabalar. Ben Burak Tatarif. Bugün sabah kahvesini erken başladık. Tüm dünyayı ilgilendiren çok önemli bir son dakika gelişmesiyle İran Cumhurbaşkanı reisinin uçağı dün öğle saatlerinde Türkiye saatiyle bildiğiniz gibi Azerbaycan'la birlikte yapılan ortak baraj açılışının ardından kötü hava koşulları nedeniyle düşmüştü. İşte o bölgedeki arama kurtarma çalışmaları da Dün akşam saatleri itibariyle başladı. Türkiye'den de yardım gitti. Akıncı insansız hava araçları da o e, reisi ve aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan e, araca ulaşabilirler. Onun yerini belirlediler. Ancak İran'dan gelen haberlere baktığımızda pek iyi değil haberler. Şu şekilde en son haberlere baktığımızda İranlı yetkililer İran Kızılayı yaşam belirtisi olmadığını ve enkaza ulaşıldığını söylediler. Aynı zamanda İran Devlet Televizyonu ulaşılan enkazda hayatta olan kimse yok açıklamasına imza attı. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla helikopterde bulunan tüm kişilerin hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor bildiğiniz gibi. E, tekrarlayalım İran Cumhurbaşkanı Reisi ve aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Abdullah taşıyan helikopter dün Azerbaycan'la birlikte yapılan İlham Aliyev'le bir araya gelmişti reisi dün. Baraj açılışlarının ardından helikopterle dönerken Tebriz yakınlarında İran'ın kuzeyinde helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmıştı. Sert iniş yaptıktan sonra da öncelikle karanlık bastırdı. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarında ilerlenemedi. Zor bir bölgede olduğu söyleniyor. Enkazın tespit edildiği haberi geldi. Türkiye saatiyle 5.30 sularında o haberi alır almaz da biz Sözcü Televizyonu olarak yayına girdik. Şimdi İran'dan gelen, İran Devlet Televizyonu'ndan gelen haberlere bakılırsa e, Cumhurbaşkanı Reisinin helikopterinde yaşam belirtisine rastlanmadığı ve buradaki e, hayat kaybından endişe edildiği yönünde açıklamalar geliyor. Yine Reuters'da konuşan İranlı bir yetkilinin açıklamalarına baktığımızda, onun söylediklerine, sözlerine baktığımız zaman İran Cumhurbaşkanı Reis'i taşıyan helikopterin kaza sonucunda tamamen yandığına dair bir açıklama geldi.